Ekonominin çok ince sorunları da çok fazla hak katmanlarında ses getirmez. Ama anlık ekonomik politikalar ve anlık geçim meseleleri çok büyük ses getirir. Nitekim bu seçimde de AKP'nin genelde kaybetmiş gibi görürsek ki ben öyle görüyorum bu seçimde. Her ne kadar yerel seçim de olsa bu merkezi durumla ilgili de bir mesaj verdi zaten. Hem partiye hem de halklara verdi. Götüren de kötüleşen ekonomik durum oldu zaten. Ekonomik durum gerçekten çok kötüleşti. Yani bazı gruplar çok zenginleşti. Giderek küçük gruplar toplumda çok zenginleşti. Ama giderek büyük kesimler, yaygın kesimler yoksullaşmaya itildi. Emekliler, emekçiler, yani sadece emekliler değil ama emekçiler, düşük gelir grupları, esnaf çok kötüleşti gerçekten. İş yerlerini kaybeder hale geldiler. Dolayısıyla ekonomi birinci derecede rol oynadı diyebilirim. Onun için bu seçim sadece yerel liderler seçimi olmanın ötesinde ben çok öyle görmüyorum. Yerel idare idi ama merkeze bir mesajdı buna verilen cevap. Merkeze bir mesajdı. Bir de şu var tabii. Aslında yerel idarelere merkezin yanlış tutumundan dolayı yerel liderlerine halkımız biraz da sahip çıktı diye. Bu demokrasi şeysidir. Yani kayyum atamaları, efendime söyleyeyim, ne olursa olsun kayyum atama olmadan yukarıdan direkt müdahaleler, anında mesela şehrin içinde bir bölgenin imara müsait hale getirilmesi veya iskana müsait getirilmesi veya kaldırılması falan, bunların hepsi merkezi idareye yönlendirilen tepkilerdi. Yerel idare içinde gözüküyor ama merkeze yönlendirilen tepkilerdi. Bunlar etkili oldu. Son merkezi seçimle, yani Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bugün ne değişti dediğimiz, ben AKP'nin gerilemesini daha o zamana bağlıyorum. AKP'nin gerilemesi o zaman da başlamıştı. Manipülasyon ne kadar yapıldı bunu bilemem. Elimizde daha data veya rakam olmadığı için konuşmamız doğru da olmaz. Ama genel algılama şöyle ki, orada çok önemli algılama manipülasyon yapıldı. Bugün mesela bir merkezi seçim olsa veya bir başkanlık seçimi olsa, ben aynı oyları bir de dürüst olsa, samimi olsa, bunu çok net söylüyorum burada, alacak kanaatinde değilim. Tabii karşısına oy aday da önemlidir. Ona da bağlı bu iş biraz. Geçen dönemde karşısına çıkan çok fazla ciddi bir aday yok. Seçime giderken Kılıçdaroğlu'nun bazı manevraları hoş olmadı, toplum nezdinde de hoş olmadı. Yani kendisine bir makam adeta izafe etmesi, hatta o makam sanki alınmış gibi diğer makamlar dağıtma yönüne girmesi, o malum işte ne kadar doğru yanlış bilemiyorum ama gizli ittifaklar lafı ortaya çıkması, bunlar tabii çok aleyhinde oldu. Fakat bütün bu aleyhine rağmen o dönemde de erime vardı, başlamıştı. Ama aynı diyelim hastalıklar gibi işte tam kırılma noktasına gelmemişti belki de. Yoksa başladı yani. Seçimden önce başladı. Yani başkanlık önce başlamıştı AKP'nin erimesi. Çünkü ekonomi başlamıştı. Yani ekonomik erime başlamıştı, çürüme başlamıştı. Savaşa sarılma meselesine gelince, savaş kapitalizmin bir şeysidir zaten. Çıkış yoludur zaten. Yani bu çok basit anlamda buna Keynesyen politikalar denebilir. Çünkü harcamanın arttırması. Nasıl arttıracaksınız? Savaşta, bir de savaştaki harcamalarda hesap sorulamaz. Yani ne Sayıştay sorar ne Danıştay işiyor ki buradan, hesap sorulamaz. Çünkü devletten hesap soramazsınız. Devlet hatta borçlarını savaşı finanse eder. Çünkü hani beka meselesi onun için zaten gündeme getiriliyor ya. Ülkemizin yaşaması artık, bakmayın ne kadar harcama yapısı. Onun için mesela savaş sanayi de çok tehlikeli bir sanayidir. Kontrolü hiç yapılamıyor, az yapılabilir bir sanayidir. Evet, hakikaten savaşlar, Türkiye'yi bölecekler lafıyla çok fazla oy kotardı AKP. Hatta halk belki de çoğunda şöyle bir şey var. En fazla PKK, daha doğrusu Türkiye'yi tırnak içine bölmeye çalışan grupla mücadele eden AKP'dir. Vaktiyle Tansu Çiller de bunu yaptı biliyorsunuz. O da benzer şey işler yaptı. Fakat bu sonuç alınacak bir şey değil. Bu yanlış bir politika, bu yanlış bir aldatma, halkı aldatma meselesidir. Savaş da bu meseleyi yenemez. Eğer savaş diyeceksek, yani savaş da yenmemesi lazım. Bu oturup konuşulması lazım. Çünkü bu bir halklar meselesidir. Bu meseleyi iktidarlar da çözemezler. İktidar ne kadar güçlü olursa, mesela ben sonda bir takım grupların söyledikleri, liderlerin söyledikleri, bu sorunu AKP çözer gibi, bu yanlış bir şeydir. Bu sorunu halklar çözer. Halkların birleşmesi çözer. Ancak liderler
Eğer istemiyorsa sorunun çözümünü, ki ancak bunu yaparlar. Durmadan düşman gösterirler. Düşman gösteren halklar düşman olmaya başlar. Artık bunlara rağbet etmeyecektir. Ve ben dileğim de bundan sonra bunlar rağbet etmeyecektir halkımız artık. Öyle düşünüyorum. Ben zaten AKP'nin beka lafını söylerken konuştuğumuz gibi ülkenin bekası kastetmiyordu bence. Kendi zihniyetini bilmiyorum ama ben onu öyle algıladım. Partinin bekasını kastediyor. Partinin bekası da şu demektir aslında. Neden partinin bekasını istiyordu? Aslında AKP'yi destekleyen büyük çapta emperyalist güçtür. Yani biz Türkiye seçimleri daima Türkiye içinde bakma eğilimli oluyoruz ama Türkiye'de çok emperyalistler çok yakından ilgilidir. Çünkü dünya kapitalizmi eridikçe yan merkezler ararlar. Yani yan mahreçler ararlar, kaynaklar ararlar. Yani sömürmek için. Vakti işte Afrika'yı sömürmeleri gibi. Türkiye böyle bir ülkedir şu anda. Kapitalizme epeyce yanaşmış. Yani biraz yanında gerçekten piyasa ekonomisi var. İşte fena olmayan yasaları falan da var. Bu da doğrudur. Ama Türkiye sömürülebilecek bir ülkedir. Zenginliği de var. Yeraltı kaynakları zaten sömürüyorlar biliyorsunuz. Yani yüzün üzerinde yerde arama izni vermiştir şu anda hükümet zaten yabancı şirketlere. Şimdi böyle olunca iktidarla da ilgili olmak mecburiyetindedirler. Yani Türkiye'ye ne tür iktidar gelecek? Bizim lafımızı ne kadar dinleyecek iktidar gelecek? Biz ne kadar ona görev verebiliriz? Bu çok önemlidir emperyalistler için. Ve bu uygulanmıştır Türkiye'de daima. Beka meselesi dediği şey AKP'nin beni hizmetten öteye atmak, benim yerime birilerini getirmek durumunda olabilirler. Onun için bana oy verin demektir. Bana oy verin ki batılı görsün, benim halkım tutuyor beni. Bu görev verirsin ki bana verirsin, benim kanalımdan yapılsın, ben de biraz ondan faydalanayım. Yani düşünebiliyor musun nasıl oluyor? Erbakan'ın partisi, rahmetli Erbakan'ın partisi çok küçük öyle neredeyse silindi sahneden. Onun içinden bir cenin çıkartılır gibi. Bunlar çıkartıldılar. Kurultan belki ben diyeyim hikayesinin en fazla 10 ayı da geçmeyen bir zamanda iktidar getirildiler ve 20 sene başımızda. Şimdi bunu halkla anlatamayız sadece. Açıklayamayız sadece. Bunun içinde başka bir şey var. Peki ne oldu geldilerdi? 20 sene içinde Türkiye'nin kuruluşundan bu seneye kadar 2020'ye kadar yapmış borçlardan yani 80 sene önce yapılmış borçların çok daha fazla 20 senede yapıldı. Bütün kitler satıldı. Yabancılarla bu kadar ortaklıklar yapıldı. Bütün bu köprüler yapıldı. Bunların hepsi Batı sermayesinin Türkiye'yi işgalidir aslında. Şimdiye kadar AKP nasıl yükseldi? Dışarının verdiği elma şekerleriyle yükseldi. İşte altyapı, üst yapı, şu yapıldı, biraz müreffeh oldu. Hepsi borçlu aslında. Onun için biz bugün böyle bir fakirlik içindeyiz. Hatta biz bu fakirliği çok da çekeceğiz da. Çünkü yani bu yabancılarla yapılan anlaşmalar dolar üzerinden ya da döviz üzerinden yapılıyor. Ve sabit yapılıyor bunlar. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle ödeme vaadiyle yapılıyor bunlar. Şimdi iktidar da öyle koşullandırılıyor. İktidar da aslında kalmak istiyor. Çünkü iktidar hem buradan uzaklaştığı zaman belki bir takım foyalar ortaya çıkar. Ne tür anlaşmalar yaptığı ortaya çıkar. Bunlar ortaya çıkmasın diye. Hem de işin daha garibi, bundan yararlanıyorsak yararlanalım, anlatabiliyor muyum? Bugün AKP iki önemli damarı tutmuştur. O da din, dincilik hatta öyle diyeyim, samimi din de dincilik ve Türk-İslam sentezi meşhur budur. Onun için MHP ile yan yana gelebildi. Yani işte birisi güya dinciliği, birisi de güya Türkçülüğü tespit edecek. Bunlar Osmanlı'dan sonra arta kalan çok önemli akımlardır. Ve hala çok güçlü akımlardır bu iki akım. Özür dilerim, sosyal demokrasi falan onlar biraz daha zayıf akımlardır. Ama bunlar çok güçlü akımlardır. Onun için ben çok kısa vadede ümit var değilim. Güzel bir işaretti bu ve bunu şeyle karşılıyorum yani takdirle karşılıyorum. Dertli bu güzel bir işaretti ama fakat çok böyle kısa vadede hemen ertesi gün bir şey olacak diye ben düşünemiyorum.